Şekliyle sunumun en şahane hali. Rüzgar Gülü tatlısı. Bildiğiniz pilavları tadıyla unutturan Azerbaycan pilavı. Mayhoş tadın tarifini herkes soracak. Kivi reçeli. Zahmetsiz, sıcak lezzet. Salçadan domates çorbası. Ara öğün deyince lezzeti şahlanan kinoa salatası. Hepsi birazdan Nermin'in enfes mutfağında. Merhabalar efendim, hoş geldiniz Beyaz TV ekranlarına, mutfağıma. Nasılsınız efendim? Umarım keyifler yerindedir. Yoğun, tempolu, koşturmacalı bir gün yine bizim için başladı. Ama tabii ki ne pişirsem derdini şimdi beraber karar vereceğiz ve akşam yemekleri benden. En azından o derdiniz yok şimdi. Doğruya doğru değil mi efendim? Bu arada dünkü kek için gelen yorumlara teşekkür ederim. Hatta şey demişsiniz, yani orada baktığınızda kabardığını anladık diyenler var. Yani beni ne kadar yakından tanıyorsunuz. Bugün yine size öyle bir tatlı yapacağız ki yani aslında böyle şaşıracaksınız. Hani bu nasıl böyle olmuş? Perde pilavı şeklinde bir Azerbaycan'ın çok özel bir pilavını yapacağım sizler için. Buradan selam olsun. Azerbaycan'dan da çok izleyenimiz var. Hepsini böyle yanaklarından öpüyorum. Canımsınız, iyi ki varsınız, kardeş ülkemiz. Onların meşhur bir etli pilavı var. Böyle dışı yufkadan çok böyle hoş bir sunumu var. İnşallah onu hazırlayacağız. Rüzgar Gülü tatlımız hani bildiğiniz dünkü büzgü böreğe benzemiyor. Asla yakından geçmez. Yanından bile geçmez yani. Onun da farklı bir şekli var. Yine bu şişlerle şeklini vereceğiz. Yağda kızartacağız. Üzerine böyle pudra şekeri, çok farklı bir tatlı olacak. Hem yapımıyla hem de tabii ki sunumuyla gözleri dolduracak. Sonrasında efendim salçadan, artık domates soslarımız bitti. Salçadan bir domates çorbası hazırlayacağım sizlere. Sıcacık, mis gibi tadı olacak. Ve kivi reçeli. Artık mevsim geçerken şu güzel kivilerden aldım. Dedim ki bir reçel yapayım benim izleyicilerime. Şöyle açmak istiyorum, kızlar kapatmış, rengi kararmasın diye. Yazın bolca ekşi ekşi tüketirsiniz. Özellikle hamileler varsa mutlaka yapsın. Ekşi severler çünkü genelde, mis gibi olur. Şimdi bütün püf noktalarıyla reçelle başlayacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Bir de efendim kinoalı bir salata yapacağız. Ödem attıran, böyle sımsıkı vücudumuz olacak yani, artık yeter. Ramazan'da yedik, Ramazan'dan çıktık, artık birazcık diyete ve daha böyle hassas davranmamız gerekiyor yemek konusunda. Kinoa biliyorsunuz tok tutma özelliği var ama salatanın içerisinde buluştuğunda hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Yani çok güzel, lezzetli bir tadı oluyor. Bu salatayla muhteşem bir görsel olacak. Serpil'i de alalım ve yayına direkt başlayalım efendim. Hoş geldiniz efendim. Selam. Ne haber? İyi vallahi, ne olsun işte, geldim hemen. Kaldığımız yerden devam. Evet, kaldım. Dünkü kek çok merak edilmiş. Bir şey söyleyeyim. Oldu mu olmadı mı? Ya en çok olmaz, olur mu ya? En çok da bizi desteklemişler, ne tabii, güzel değil mi? Tabii tabii. Çok güzel olur, yapar demişler yani. Var olsun izleyicimiz. Kivi reçelinde efendim 1 kilogram kivimiz var. 3 su bardağı toz şeker, 1 tatlı kaşığı limon suyu, 2 adet yarım kilogramlık kavanozumuz var. Yani olmadı, küçüklere de yapabilirsiniz. Evet tabii. Onlar daha da rahat olur. Efendim, önce kivileri bir doğrayalım. Nasıl doğrayalım? Bıçak alalım Serpil Hanımcığım, ben de yardım edeyim. İster misin böyle bir şey? Küp küp doğrayalım Serpil'cim. Ha, küp küp mü yapalım? Hı. Ben de böyle yarım ay gibi düşünmüştüm. Tamam, öyle küp de olur, yarım ay da olur. Sen karar ver. Küp yapalım ya. Ekmeğe tamam, sürülmesi de rahat olur. Şöyle, yazın o sıcak günlerde dolaptan çıkartın, mis gibi ekşi ekşi, ne güzel olur değil mi Serpil? Bir şey söyleyeyim mi? Bir de bak, renk olarak da çok farklı yerlerde de kullanılır böyle değil mi? Evet, bu arada ben çok beğeniyorum böyle hamilelerin farklı. Çokça tüketmesi gerekiyor. Biliyorsunuz Ebru Şallı sadece o zaman biz onunla aynı hamileliğe denk gelmiştik. Ben Melike'yi doğuracaktım galiba, o ilk kadın 7 kilo aldı sadece. Sadece kivi yedi ama nur topu gibi de çocuk doğurmuştu. Ama zaten bu meyveyle ilgili şey derler ya Nermin, kivi için. İşte 11 meyvenin birleşimiyle bir araya gelmiş bir meyvedir bu. Evet, hamilelikte destekleyici, bir de şey de içindeki folik asitten ötürü herhalde düşük yapmayı da önlüyor. O yüzden ilk 3 ayda çok fazla
öneriyorlar doktorlar. O yüzden kiviyi bolca tüketin, hele şimdi tam mevsimindeyken reçelini yapın, yazın da bolca yiyin efendim. Yani ekmeğinize sürün çıtır çıtır, mis gibi tereyağıyla. Ben şimdi zaten göstereceğim. Çok çabuk yoğunlaşacak kivinin kıvamı. Şekerle buluşturacağım. Çok hafif limon koyacağım. Bir de evet, biraz parlaklık vermesi açısından şey yapacağım. Tereyağı atacağım en son aşamada. Köpüğünü bak, biz onu yazmamıştık. Aynen, olsun, o püf noktası aşkım. Şimdi kivilerimizi doğradık Serpil'le. Aynı boyutta doğramışız, süper. Şöyle tencereye aldık. Bak, reçel yapımı bile iki kişiyle daha kolay. Tek başına girmeyin bu işlere. Şöyle göstereyim. Şeker oranım fazla gibi gelebilir. Ama biliyorsunuz ki kivi ekşi bir meyve. Ekşi bir meyve olduğu için tatlı kısmını size bırakıyorum. Bir su bardağını içinden azaltabilirsiniz. Daha çok pişirip yoğunlaştırabilirsiniz. Ama benim gibi reçeli de tatlı seviyorsanız bu ölçüden şaşmamanız gerekiyor. Kardeşim, reçeli de tatlı yiyelim benim. Aynen anne, öyle. Çok yemeyeceğiz. Sabah kahvaltıda 1-2 yemek kaşığı kadar. Tamam. Şimdi üzerine de bir adet limonumuzu sıkalım. Nermin, geceden ıslatırsak onu şekere, o zaman şey koymamıza da gerek kalmayacak. Yarım su bardağı suya da, değil mi? Yani ben su şu an koymayı çok düşünmüyorum. Çok azıcık belki. Yani çünkü şimdi şeker eriyecek, kivi de sulanacak. Limonun suyu da yetecek diye düşünüyorum. Çok su koymayalım gene de biz. Çünkü evet, o geceden olursa, tabii geceden olursa hiç şeker zaten eriyor ya kiviyle. Ne güzel valla. Aynen. Tutayım dedim, tutamadım. Kaçtılar gene. Evet, şimdi burada reçelin altını kısacağım. Bakın, çok azıcık. Yarım su bardağı bile koymayın. Hemen zaten kivi kendini salacak. Çay bardağının yarısı kadar. Şöyle bir harmanlayalım. Bütün şeker kivilerimle burada bir buluşsun. Burada reçel yaparken bir püf noktası daha söyleyeyim size. Altını birden çok açmayın. Köpürmeye başladığında da köpüklerini mutlaka alın. Ama kivi de çok fazla köpürme olmuyor. Daha çok erik, elma, çilek bu tarz meyveler daha çok köpürüyor. Ben muz reçeli yapmıştım. Mesela o da çok güzel olmuştu. Aa, muzu da mı yaptın? Evet, çok şey olmuştu evde muzlarım. Kötü olmuştu. Nereye mi gelmek Oraya istiyorsun? Gelecektim de basmadı. Azıcık nazlı yanıyor annesi, dur. Bir dursana. Aslında evdeki yerinde. Her zaman işe yarar. Dur. Evet. Burada efendim kısık ateşte şekerini ara ara karıştırarak eriteceğiz. Sona doğru birazcık altını açacağım. Neden altını açacağım? Çünkü suyunu çektirmek istiyorum. Koyulaşmasını, böyle ağdalaşmasını sağlayabilmek için. Reçel dediğinde böyle zaten su olmaz yani. Koyu bir kıvam istiyoruz. Tereyağı niye koyacağız? Parlak olsun, köpüğü de olmasın diye. Hem en köpüğünü de alıyor değil mi? Tabii köpüğünü de alıyor tereyağı. Parlak da bir severim ki ha. Aynen, böyle bir köpük. Böyle işte o sürülebilen peynirin üstüne. Serpil gene hayaller, sevdalar. Efendim basmati pirinci kullanacağız. Biliyorsunuz ki basmati pirinci hem sporcuların kullandığı, nişasta oranı düşük ve ne yaparsanız yapın asla lapa olmayacak bir pirinçtir. Özellikle yeni gelinler o pirinci alsın. Vallahi pirinci hiç yani istediğin kadar su koy, olmuyor yani. Bu pirinç özellikle söylüyorum, asla şişmiyor, lapa olmuyor ama bir kokusu oluyor. Bunun da püf noktasını vereceğim şimdi size. Bu kokusunu engellemek için ne yapacağız biliyor musunuz? Ben çok kullanıyorum evde. O yüzden söylüyorum. Bunu suda bekleteceksiniz. Yarım saat suda bekleyecek. Yarım saat sıcak su ama bakın. Bildiğiniz sıcak suyun içerisine koyacaksınız. Yarım saat sonra iyice yıkadıktan, süzdürdükten sonra alacaksınız. Birazcık da tuzla bir yarım saat daha bekletin. O zaman kokusu asla kalmıyor. Bilginiz olsun. Direkt kullandığınızda basmati pirincinin özelliğidir. Birazcık yoğun bir koku veriyor ama şeker hastaları, işte sporcuların kullandığı çok lezzetli. Zaten Azerbaycan, Özbekistan, İran çok kullanıyor. Biz kullanmıyoruz. Türkiye'ye yeni geldi. Tabii canım, Çin kullanıyor, Japonya tabii kullanıyor. Tabii canım, her yerde var bu pirinç. Biz bize geç geldi açıkçası. Biz birazcık geç uyanıyoruz. Sağlıksız ne varsa tükettiğimiz için birazcık dikkat edelim sağlığımıza.
Efendim 300 gram kuzu kuşbaşı etimiz var. Hemen etimizi bence koyalım. Küçültmemi ister misin? Bu bence iyi. Bence de. İri istiyorum pilavın içinde. 2 adet kuru soğanımız var. Minik minik küp küp doğrayacağız. 2 su bardağı basmati pirincimiz var. Yıkadık, haşladık. Suda beklettik, kokusunu aldık. Sultan üzümü var. 100 gram kayısımız var. 3 yemek kaşığı tereyağı, tuz, 1 çay bardağı nohut, 2 adet yufka, zerdeçal ve 6-7 yemek kaşığı kadar sıcak suya ihtiyacımız var. Ve şöyle bir fırın kabı. Fırın kabı, bu fırına girebiliyor bizde, sıkıntı yok. Kek kalıbının içerisinde de yapabilirsiniz. Yani sadece düz olması değil. Biz şimdi üçgenler yapacağız. Ortasını yuvarlak yapacağız yufkada. Ve üst üste getireceğiz. Şıtır şıtır bir lezzet olacak. Bunu en son aşamada yapalım. Yufkada kurumasın. Evet evet. Burada soğanları piyazlık doğrayayım mı? Aynen, soğanları böyle iri istiyorum piyazlık. Aha. Bu Azerbaycan kardeşlerim bunu iri iri yapıyor. Evet. Tereyağı ve sıvı yağ koyuyoruz pilava. Biliyorsun ki oranın da lezzetleri çok güzel gerçekten. Damak zevkimize de çok hitap ediyor. Şöyle sıvı yağıyla tereyağını ilk etapta bir eritelim. Soğan gelsin. Soğanı biraz karamelize edeceğim. Burada etimi böyle bayağı bir pişireceğim. Çünkü fırına girdiğinde sadece yufkam güzelce kızaracak. Onun dışında bir pişme istemiyorum. Hepsini önden pişirmiş olacağım. Evet, mis gibi kokular. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda ekran başına yeni gelen izleyicilerim için kısaca özetliyorum. Kivilerim 1 kilo kadardı. Küp küp kestim efendim. Gördüğünüz üzere akşamdan da bu işlemi yapabilirsiniz. Üzerine damak zevkinize göre 2 su bardağı ya da 3 su bardağı şekeri güzelce ekleyip karıştırın. Ondan sonra yarım limon suyunu koydum ki hem köpürmeyi engellesin hem de bozulmaya karşı güzel koruyucu özelliği var limonun ve limon tuzunun. Kışlık ve yazlık yaparken söylüyoruz sıkça. Sonrasında bu şekilde içine çok az bir su koydum. Yani koymayabilirsiniz. Hemen kivi zaten gördüğünüz üzere bak Halil hocam. Nasıl saldı gördün mü? Hiç su gerek yok. Gördün mü Serpil? Hemen saldı. Bir şey söyleyeyim mi? Güzelmiş evet. Kivilerimiz. Dedim zaten. Güzel kivi vermeyeceksen hani bozuşmayalım dedim. O da olur mu dedi. Reçelimiz için kenara aldık. En sonunda bir püf noktası vereceğim. O yüzden ekrandan ayrılmayın. Demin söylemiştim. Yeni açanlar sonu beklesin. En sonunda reçeli nasıl koruyacağız? Daha parlak olmasını sağlayacağız. Bütün reçellerde yapabilirsiniz. Güzel böyle bilgili bir hocamızdan öğrenmiştim. O püf noktasını birazdan vereceğim. Ekrandan ayrılmayın. Şimdi ise Azerbaycan'ın eşsiz lezzetlerinden bir pilav yapıyoruz. Etimiz yufkalı olacak. Perde pilavını anımsatıyor aslında. Etimizi önden hafif yağda suyunu çektirene kadar pişiriyoruz. Basmati pirincimiz var. Suda beklettik yarım saat, kokusunu aldık ve sonrasında haşladık. Bakın haşlanmış bir pirinç. Tam 2 su bardağı biliyor musunuz? Maşallah hiç lafı da olmamış. Asla yani korkmayın ya. Gelinler girsin mutfağa basmati pirinciyle yapsınlar. Gözün kapalı mis. Aynen öyle. Bu Azerbaycan pilavında gördüğünüz üzere soğanlar iri iri yani piyazlık doğrandı. Daha iyi karamelize olması için şu an üzerine şekerini koydum. Serpil kayısı ve üzümlerimizi azıcık suya ıslattım. Koydu. Daha böyle yumuşasın. Dişe de daha rahat gelsin. En sonunda burada zerdeçalımız var. Biliyorsunuz ki özellikle yine Azerbaycan, İran, Özbekistan o taraflarda inanılmaz bu zerdeçal kullanımı var. Asya mutfağı inanılmaz etkili oluyor. Ve renklendiriyor aslında. Ben de seviyorum. Zerdeçal eskiden sevmiyordum. Ama kullandıkça bu damak mı alışıyor artık? Bir şekilde o damağın lezzetini alıyoruz. Bir de görüntüsü değişiyor. İnsana farklı gelişi benim çok hoşuma gider biliyor evet. musun? Şimdi efendim gördüğünüz üzere soğanlarımız birazcık karamelize oldu. Reçelimi şeyini aldım. Sıcak mı? Sıcak. Bayağı sıcak Serpil'cim. Şöyle... İçerisine kayısılarımı doğradım. Bu Malatya kayısısı olursa daha etkili olur. Malatya'ya buradan selam olsun. Azerbaycan pilavını yaparken Malatya kayısısı kullanın. Türk'ün malı herkes kullanmalı.
Evet. Bir de yerel üreticiden almak çok daha güzel olur tabii evet, ki. Evet, doğru. Iğdır daha yakın olduğu için Iğdır'ın kayısısını alıyorlardır. Burada da efendim gördüğünüz üzere kuş üzümünü de ıslatmıştık. Onu da şöyle soğanlarımla bir karamelize edeceğim. Sunumu çok farklı. Yani burada bekleyin. Yani şunun içinde bir sunum yapacağım. Bu sunumu bu bildiğiniz hamur yoğurma teknesiyle de fırına kaldıracağım. Hani çatlar mı? Çatlamaz inşallah. Daha önceden yapmıştık. Çatlama olmamıştı. Su bardağını falan kullanıyoruz biliyorsunuz. O yüzden şimdi hiçbir yere ayrılmayın. İç pilavını hazırladıktan sonra direkt sunuma geçiyoruz. Muhteşem bir görsel şov. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim iç pilavımıza belki iç pilav diye benziyor ama görseli çok başka ve çok şık evet. bir görseli var. Misafir gelecek, ne yapayım? Açtı benim nohutlarım. Dün de nohutlu evet. pilav yaptım. Şöyle güzelce harmanladım. Ben birazcık yağ getireyim şeye sana. Burada önden işte üzüm, kayısı, soğan, karamelize oluyor ya. Burada aslında lezzetler iç içe geçmeye başlıyor. Bu kısım, tereyağlı kısım çok önemli. Burada birazcık uzun tutabilirsiniz süreyi. O tereyağının hafiften yanmaya başladığındaki kokusu efsane oluyor bu iç pilavlarda. Etlerim de burada gayet güzel bir şekilde kavruluyor. Ben şimdi pirincimi koyuyorum. Buraya koyulmayacak mıydı bu? Yok yok öyle öyle. Buraya. Sonra et de oraya gidecek. Buraya koyulmadın olur mu? Sonra birleşecek onlar. Hepsi birleşecek. Eti de buraya koyacağız. Şöyle güzel. Ona ben sana çok azıcık su vereceğim. Çünkü pirincim al dente. Aynen öyle. Şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. İç pilav yapıyorsunuz. Zaten hepsini orada buluşturacağız. Muhteşem bir görseli, muhteşem bir lezzeti var pilavımızın. Şöyle karıştırıyoruz. Azerbaycan'dan izleyen. Şey yok, eti onunla buluşturmayalım. Eti göbeğine hani orta kısmına. Azerbaycan'dan izleyen bütün izleyicilerim şu an benim azıcık bize tanıştı. Mutlaka yazsın. Çok azıcık alayım Serpil'cim. Şöyle. Birazcık daha alayım. Bu birazcık daha şişirelim. Etimiz de burada güzelce karamelize olsun. Şeyde vereceğim çünkü. Fırına giderken de birazcık alırız. Evet. Kapağını kapatalım. Şimdi bir şekillendirme yapacağız. Şöyle. İki tane yufka çok gelebilir. Üçgenlerimizi keseceğiz şimdi. Bir tanesinden de yuvarlak keseceğiz. Şundan da yuvarlağı keselim Serpil. İyidir büyük olan. Şuradan alayım mı yuvarlağı? Sonra üçgenler yapayım. Öyle de güzel olur. İkinci yufkayı şey yapmayalım. Bence şeyi de iki kat yap istersen yufkayı da. Şuradan tam alayım. Bak güzel fikir ha. Şeyi de alayım Serpil ringim şunu. Şu keser mi acaba? Keser. Tamam. Şöyle üçgenlerimi gördüğünüz üzere yapıyorum. Orta kısmından yuvarlağı alıyorum. Siz bunu tabii elde açtığınız hamurla da yapabilirsiniz kıymetli izleyicilerim. Ama bunun pratik oluşunun sebebi hazır yufkaylaydı. Aynen öyle. Tabii biz Azerbaycan'daki izleyicilerimiz gibi yapmamız imkansız yani. Kıymetli izleyicilerim. Zemine şunu koyalım şöyle. Serpil. Birazcık şunu yağlayalım. Tabii ben oraya sana şey hazırladım. Fırça alayım. Hemen geldim. Son dakika aklıma geldim. Şey bunu olmayalım. Kapatıyorum altını. Aynen. Şimdi şekillendirmeye geçeceğiz. Ay. Şimdi çok güzel bir şekli olacak. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Duvarlarına da sürelim bence. Güzelce yağlıyoruz.
Birazcık fazla yağlıyorum ki rahat çıksın. Hem yufkalarım da tutunsun. Şöyle. Herkesin evinde bir yoğurma kabı var hocam. Klasik bir cam kabınızın içerisinde bu işlemi çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Serpil, aynı kestiğim gibi bir tane daha kat yapsan, iki kat yapalım. Bunu da iki kat yapalım. İki kat yufkayla böyle çıtır çıtır bir dış görüntüsü yapalım, değil mi? Evet evet, ben demin dedim ya iki katla yapalım diye. Sen üçgenleri kesersin, ben ortasını alayım. Efendim, gördüğünüz üzere yufkamızı serdim. Buradan yine ben bir ortadan parçasını alayım. Serpil de bana getirsin. Sonrasında şu zemine şöyle güzel bir altyapı oluşturalım. Sonrasında buradan şöyle hamuru direkt o yuvarlakların üzerine gelecek şekilde seriyoruz. Üst üste gelecek. Bakın çıtır çıtır içinde muhteşem iç pilavıyla, etiyle. Yani şimdi biz burada et kullandık. Tavuk kullanın yani, çok sıkıntı değil. Tavuk kullanırsanız daha da uyguna getirirsiniz değil mi Serpil? Tabii canım, yani içi illa da böyle olmak durumunda değil ki. Aynen. Şimdi buralar biraz daha çıtırdasın diye ben... Şöyle 3-5 değdirdik mi yeter. Şöyle baklavacıların attığı gibi şöyle atıyorlar ya. Birazcık yağ atayım. Geleyim mi? Aynen. Gene kenarlardan girelim şöyle. Sert olsun zeminimiz yani. Bir aslında bakıldığında perde pilavını... Tek taraftan gitseydik böyle rüzgar gülü gibi. Perde pilavını gösterecek. Şöyle. Zaten dilimlendiğinde biliyorsunuz perde pilavı da direkt dağılıyor. O anlık görseli güzel olacak. Şöyle bir tane daha koyarsam tamam diye düşünüyorum. Bence de daha fazla yapmayalım. Çok da hamur hamur Bence olmasın. Duvarlarına Nermin. Yanlar gayet iyi oldu. Şöyle. Sen baklavacılar gibi serpiştir. Aynen, şöyle bir attıralım birazcık yağımızı. Şimdi efendim pilavımızı kapatalım. Bakar mısınız? Fırın yolculuğuna gidecek birazdan. Ay bismillah, poşetiyle düştü ha, vallahi yere değmedi. Olabilir. Yanlış. Yani... Neler oluyor? Evet, şöyle bakın, çok güzel bir pilav. Tane tane bak. İçindeki iç harcıyla birlikte çok güzel özleşmiş. Bunu yakar mıyız, buraya getirelim? Yo dur, ben geliyorum yanına. Duvarlarına biraz pirinçli olan kısmını koyalım. Taneleri ortaya iteleyelim. Tamam. Yardım edeyim mi sana küçük kaşıkla? Şöyle. Zaten gözükmeyecek. Kestiğinizde hepsi harmanlanacak. Dök dök, kaşıkla ortasını açıveririz. Aynen. Şöyle. Oh, mis. Çok da güzel kokuyor gerçekten. Azerbaycan da ağzının tadını bilmiyor değil yani, maşallah diyoruz. Şimdi etimiz de oldu. Serpil'den eti de isteyeceğim bu kısma. Oh, getir Serpil'ciğim. Şimdi geleceğim. Şöyle. Yarısını tam zeminde kullandım. Şöyle yapayım ben birazcık. Aynen aynen. Kuyu gibi açalım. Orta kısmına pilavı koyacağız. Şey, etini koyacağız. Etimizi çok iyi pişirmiş olduğumuzdan emin olabilirsiniz. Düdüklü tencereye atsanız. Düdüklü tencerede bir 10 dakika pişirdiğinizde sonra tereyağıyla kavurup bu işlemi yapabilirsiniz. Daha hızlı pişirmek istiyorsanız. Şöyle. Sen bir bak istersen son. Aynen aynen. Şu orta kısma getirelim tenceremizi aşkım. Geldi. Direkt dökelim. Yağ ile birlikte istiyorum. Oh mis. Çünkü bu pirincin en güzel özelliği de aslında şeydi. Yağ seviyor. Yağ çok seviyor kıymetli izleyicilerim ve o içindeki yoğun aromayı da alıyor bu basmati pirinci. Dediğim gibi geç kalmışız yani, keşfetmekte geç kalmışız gerçekten. Of, of. Her şeyin neresinden dönsen. Evet. Şunu bana buradan. Dur gel, ben şimdi bak. Elin yanacak. Sanki sıcak hissettim. Şöyle ben bunu boca edelim istiyorum. Evet evet, geldim. Şeyimiz yok çünkü bizim sabrımız. Evet bakın, rengin güzelliğine bakın. Muhteşem, muhteşem bir renk. Nermin. Zerdeçal. Dibinde. Safran da çok kullanırlar aslında. Sen onu kenarda kaşıkla bence şey yap. Ye.
Yok yemeyeceğim, alacağım. Şimdi efendim burada da şöyle diyorum ya, var ya bizim perde pilavımıza çok benziyor. Ama burada işte kuru yemişler, safranlar, kolay ve pratik. Çok da pratik. Sunum da çok güzel olacak birazdan. Bakalım tabii kabımızdan çıkartabilirsek. Ay Allah koru ya Rabbim. Burada da yine şöyle yapmak istiyorum. Bir kaşıkçık su verecektim Nermin. Ver. Şöyle. Zaten pişti pirinç, evet. Bayağı iyi. Kızarana çok kadar. Çok ıslatmayalım, yufkamız ıslanmasın. Bir döndürelim. Yeterli. Evet, bu kadar. Şimdi buraya koydum. Böyle bir çıtır, parlak çıtır. Çıtırlık olsun diye her yufkayı da şöyle yağlamak istiyorum açıkçası. Bu işlemi tereyağıyla da yapabilirsiniz, sıvı yağıyla da. Bu tamamen sizin mutfaktaki olan görsel sanat. Görseliniz, aynen. Yemek stylingi. Aynen, herkes kendi mutfağının şefi, hep söylerim. Ben şimdi ben nereye gitsem herkes kendi mutfağındaki lezzeti arar, damak zevkini arar. Eşi ona alışmıştır, çoluğu çocuğu ona alışmıştır. Bizimkini beğenirse demek ki hitap ediyoruz olur. Evet efendim, çok güzel bir pilav oldu. Orta kısmında çok merak mis gibi ediyorum. Kuzu eti, dışında çıtır çıtır yufkaları ve tabii gördüğünüz üzere iç pilavıyla buluştu. Şu anda fırın yolculuğuna gitmeye hazır bir lezzet. Bence müthiş bir akşam yemeği. Şöyle birazcık daha parlasın diye üzerine de yağımızı sürdük. Şimdi kıymetli izleyicilerim, ekran başını yeni açan izleyicilerim. Azerbaycan pilavı hazırladık. Kıymetli Azerbaycan'a, kardeş ülkeye selamlarımızı ve saygılarımızı gönderiyoruz tekrardan. Eti ayrı bir yerde, kuzu eti yağ ile birlikte önce suyunu saldırdık, güzelce çektirdik, iyice pişirdik. Bunu düdüklü de yapabilirsiniz, süreyi kısaltmak isterseniz. Bir yanda soğanları piyazlık doğradık. Minik minik değil, daha iri seviyorlar gerçekten bu Asya mutfağında. Soğanlar hiç minik doğranmaz. Onun üzerine efendim ne koyduk? Kayısımızı koyduk, kuru üzümü koyduk, tuzumuzu koyduk ki karamelize olsun. En son aşamada pirinç ve zerdeçalı koyup şöyle güzelce bir harmanladık. Yufkaları üçgen şeklinde kestik. Yufkanın tam ortasından şöyle renkli yuvarlak bir parça alıp ilk etapta yoğurma kabımızın zeminine o iki parçayı oturttuk. Yağ ile de ara ara yağladık ki yavan kalmasın. Yufka çünkü kuruduğunda yavan oluyor, yani o çıtırlığı olmuyor. Ama yağ ile birlikte yapıştırdığımızda hem daha böyle çıtır çıtır hem de yumuşak güzellikte oluyor. Yufkaları da üçgen üçgen kenardan sardık. En son aşamada pirincimizi koyduk yarım ölçü olarak, yarısını da üzerine bıraktık. Orta kısmını birazcık çukurlaştırdık. Tam orta kısmına etimizi koyduk. Onun üzerine efendim kalan kısmı koyduk. Yufkaları da yağlayarak kapattık. Bir fırın tepsisinin üstüne alıp fırına gönderelim artık. İnşallah çatlama patlama olmaz. Olmaz olmaz. Canlı yayında. Hadi bismillah. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına veriyoruz kıymetli izleyicilerim. Yine siz altına tepsinizi koyup verin. Neden diye soracak olsan, çatladım atladım. En azından tepsiye çatlasın. Fırın içinden tek tek uğraşmayın. Çünkü cam bu. Bazen ısıya dayanıklı tencereler bile çatlayabiliyor sadece. Bazen öyle sürprizlerle karşılaşılıyor, evet, ama. 180'e getirdim. Dağlara taşlara. Evet, bizimkisi güzel olacak. Çünkü çok güzel gözüküyor. Gerçekten şu an efsane gözüküyor. Yani şu an bile ye beni diyor. Gelelim sadede. Rüzgar gülü tatlısı yapacağız. Düşünün yani rüzgar gülü. Nasıl acaba? Var ya, inanılmaz bir şekli var. Kaçırmayın. Hadi hayırlısı bakalım. Bizim bu hep tenekede böyle yaptığımız tatlıya benziyor. Hep böyle ama zor, kaçırmayın. Zor şeyler. Evet. Artık şey diyorlar çünkü. Hep aynı şeyler diyorsunuz ama özellikle dün YouTube'da baktım. Yani daha ne yapalım hocam? Yemekte ne yapabiliriz farklı, ben onu bilmiyorum. Şu an düşünüyorum gerçekten zirveyi. Aynen, zirveyi o kadar zorluyoruz ki şu an ekran başında. Şartları zorluyoruz. Ne? Evet, kesinlikle yani. Ve yabancı tarifleri aslında daha çok kullanarak sizlere farklı tarifler sunuyoruz. Tabii. Hep hamur işi diyorsunuz. Zaten ne var mutfağımızda? Hamur başta, et yemeği, tavuk yemeği. Tavuk çok kullanıyorsunuz demiş. Ne yapalım? Kardeş, bütçe çok pahalı, kıyma, et.
Yani aslında birazcık empati yapmak lazım diye düşünüyorum. Diğer izleyicilerimin yaptığı gibi o birkaç tane sivrilmiş izleyicime yapacak bir şeyim yok. Elimizden gelen bu adım hızlıdır. Evet, yağımızı getiriyor Serpil. Reçelimiz güzel kıvamını bulmaya başladı. Reçelin bir tık altını açtım. Artık suyunu çektirmek istiyorum. Hatta şu orta gözüme koyayım daha hızlı pişsin. Yanar mıyım? Yanarım. Yanabilirsin. Yakalan Armin. Yananı görür Allah. Allah vermesin. Ver bakalım. Buraya biliyorsun bırakamam, taşırırım. Ben geçen gün onu yaptım. Arkamı dönmüşüm bir baktım yağ akıyor. Nasıl üzüldüm. Burada açık bir şekilde güzelce fokurdayacak ve suyunu çektirdikten sonra püf noktamız var. Onu yapacağım. Bir yandan da buradan bence yağın altını açalım. O da orada kızmaya başlasın. Çünkü çok iyi kızmış olması gerekiyor. 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, yarım su bardağı süt, o da ısısın da ben onu yoğururum hiç eritme. 2 yemek kaşığı şeker, 1 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 çimdik tuz, aldığı kadar un. Yapıştırmak için aralarına yumurta akından faydalanacağım. Kızartmak için bol sıvı yağına ihtiyacımız var. En son sunumda da pudra şekeriyle taçlandırmak için pudra şekerine ihtiyacımız var. Hadi bakalım hayırlısı inşallah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yumurta akımızı alalım. Ben alayım. Sıvı yağ da vardı sanki biraz. Evet. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. 2 yemek kaşığı tereyağı. Yemek kaşığı diye şey yapmamış. Şöyle efendim. Oda ısısında olduğu için ben eritmiyorum. Eğer oda ısısında değilse... Sana vereyim. Bak nasıl köpürmeye başladı, görüyor musun? Bu köpüğünü şimdi Serpil kaşıkla alsın. O fazla suyunu şey yapacak. 2 yemek kaşığı da tereyağı gezdirsin. Tamam, şey sıvı yağ. Şu yumurtayı da eline vurmuşken içine alayım direkt. İşte şu aşamada az önce söylediğim gibi şu köpüğünü mutlaka bir kaseye alın ama atmayın. O da çok lezzetli oluyor. Böyle kenardan yersiniz. Serpil şimdi onu alacak. Geldim. Ben burada 2 yumurta, yağ, tereyağı, burada iyice bunları böyle bir çırpıyorum. Hamurun daha parlak ve güzel olması için bu tarz tatlılarda annem de böyle yapardı. Önden hep çırpma yapardı. Dudoveyi yaparken de, irmik tatlısını da yaparken hep böyle çırpılırdı. Şöyle bakın, içindeki şeker oranı çok düşük. Çünkü pudra şekeriyle servis edeceğiz. Sütümüzü koyduk. Burada çırpıyorum. Görmüş olduğunuz üzere şekerimi ilave ediyorum. Yine çırpmaya devam ediyoruz. Bu nişasta pudra şekeri bu. Kabartma tozumuz. Ve bir çimdik tuzumuz. Her tatlıda mutlaka bir çimdik tuz kullanın ki tatlıların aslında en güzel, yani en çok lezzetinin açığa çıkmasını o bir çimdik tuz sağlar yani. Evet. Yıllardır mutfakta olduk. Evet Serpil şimdi o sarı sarı olan köpüğü alıyor. Birazdan tereyağıyla onu nasıl söndüreceğiz göstereceğiz efendim. Ekranda kalın, ayrılmayın. Birazcık koyulaştırmamız gerekiyor reçelimizi. Kısa alalım bence. Kısıkta da devam etsin. Gel bakalım. Dediğim gibi şu köpüğü de atmayın. Çok lezzetli oluyor. Yiyin yani, yiyin. Kivinin her şeyinden faydalanın derim. Ne enteresan bir meyve değil mi? Çok. Kaç tane meyvenin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir meyve. Gördüğünüz üzere birazcık suyunu güzelce çektirdik. Kısa aldığımız anda köpüğü de azaldı. Serpil üstündeki yoğun sarı köpüğünü de aldı gördüğünüz üzere. Ben şimdi hamurumu yaklaşık bir şöyle söyleyeyim. 10 dakika, 15 dakika dinlendirmek istiyorum ama hamuru çok iyi yoğurduktan sonra. Hamur iyice özleşmediği takdirde istediğim şekli alamam. Birazcık bişi hamuru gibi bir hamur hayal edin ama mayasız. İçinde kabartma tozuyla birlikte. Ben biliyorsunuz hep temkinli olmaktan yanayım. Bakın şu an elime yapışıyor. Yavaş yavaş koyuyorum. Hiç acele etmiyorum un ölçüsünü verirken ki hamurumu sertleştirmeyeyim. Hamurum zedelenmesin. Sert yoğurduğunuz hamur kabartma tozu kokar. Sert yoğurduğunuz hamur maya kokar. Hani bazen sorular geliyor. Neden maya kokuyor? Çünkü sert maya nefes alabilen bir canlı. Bakteriler. Aynen. O şimdi nefes alamadığı için sert yoğurduğunuz hamurda da koku yapıyor.
O yüzden her şeyi yumuşak yoğurun. Ne kadar yumuşak yoğurursanız bayatlaması da o kadar uzun sürüyor. Yani bayatlamıyor. Sert yoğurduğunuz sert olan bir hamur daha çabuk bayatlıyor, bilginiz olsun. Crumble hamuru değil. Crumble'da vesairede evet sert yapıyoruz onlar, ama tartolet, kurabiye hamurlar onlar sert olur. Mantı hamuru sert olur. Ama bir açma börek yapacaksanız ya da bir açma poğaça yapacaksınız. Ne yapıyorsunuz? Çok yumuşak renginin bir hamur. Renginin güzelliğine bak, ne güzel. Aynen öyle. Ve iyice özleştiriyoruz. Şöyle bakın. Burada avucumun içiyle bak toparlıyorum. Hamurumu başarılı bir şekilde açacağım. Sonra ringle keseceğim. En sonra da burada yağda bir görsel şovu var. Yani şimdi siz bundan nasıl rüzgar gülü yapacağım diye düşünüyorsunuz ama bunları falan değerlendireceğiz yani bunun üstünde. Ne varsa artık. Nasıl yapacağım ben de bilmiyorum yani birazdan. Ah, Allah'ım kolay gelsin. O yüzden ekranda kalın. Yüksel'in dilinden çekeceğimiz var olmazsa. En azından siz bana destek olun. Yine bu yabancı farklı bir tarif efendim. Yani belki daha önce görmediğiniz bir lezzet. Ekran başında bir ilk diyebiliriz. Olmuş mu? Aşağı indir beni sanki. Gösterme Halil Hoca'ya. Sürpriz yok olacak onu. Onu göstermek istemiyorum. O sürpriz olacak. Hayır niye bilmiyorum onun ucundan çekiyorsun, şişko çıkarıyorsun. Ha, git bak Nermin çek. Halil Hocam gel sen böyle reçeli çekelim. O sürpriz olacak. Bak hemen dinler sözümü Halil Hocam. Tabii. Serpil onu sen indir, onu görmeyelim. Evet evet bu yok. Onu. Ah ah ah. Ne oldu? Maşallah maşallah. Telini alayım aşkım. Yok yok sen gel. Gelme Halil Hoca. İçeriden de bas. İçeriden de baskı var değil mi? Sen beni dinle, boş ver içeriği. Yeni yönetmeniniz benim efendim. Yapıncınız da benim. Ben ne diyorsam o. Gittiniz mi çocuklar? Tamam. Ah yavrum. O zaman ben kafama göre bir reklama gireyim. Efendim, döndüğünüzde bu hamur dinlenecek. Dinlendikten sonra bir açma şekli yapacağız. Bak hamura bak, sakız gibi muhteşem. Rengi de çok güzel. Ve sonrasında muhteşem bir görsel şov olacak, yağda kızaracak. Normal bir hamur tatlısı kızartma falan değil. Ayrılmayın, geliyoruz. Hadi bakalım. Evet kıymetli izleyicilerim. Fırında Azerbaycan pilavımız pişiyor. Acaba kabın içinde güzelce rengini alacak mı? Bir yanda reçelimiz parlaklığıyla ön planda, şöyle göstereyim bakar mısınız? Bolca kivi alın, reçel yapın. İnşallah yazın da soğuk soğuk ekşi ekşi tüketin. Bir yandan da yağımızın altını açtık ve sıra geldi beklenen tatlıya. Bakalım inşallah Allah utandırmasın. Şöyle bir unluyoruz. Bunu incecik açacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ay çok güzel bir hamur oldu değil mi? Maşallah. Hamuru muhteşem. İşte hep izleyicilerime ben bunu söylüyorum hani. Bunu birden unla yapamazlar yani, bu kıvamı bulamazlar. Kenardan acele etmeden yavaş yavaş. Tecrübe meselesi aslında hamur yoğurma. Evet. Zamanla. Buna bakın, şeker koymasak makarna hamuru da olur. Evet evet, şeker hamuru gibi böyle çok güzel bir hamuru var. Ara ara da unlamaya devam ediyorum ki ringle keseceğim. O yüzden yapışmasın mermerime. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Esnetiyorum. Kabartma tozu olan bir hamurdu. Normal bir hamur değil. Mayalı bir hamur değil. Kabartma tozuyla yapılan bir hamur. İki tane yumurta kullandık. Birinin akını sadece aldık ki şekillendirmede yapıştırma görevi görecek çünkü. Evet. Şöyle. Kenarlarını incelte incelte gidiyorum. Elim çarptı. Şöyle. Bir tek şu senin ön kısmın kaldı galiba değil mi, kalın? Şöyle iyice incecik alalım. Gördüğünüz üzere kocaman bir hamur yaptım kıymetlilerim. İyidir Serpil'cim. Bence de iyidir ha. Evet şimdi bu uçtan başlayalım. Buyurun. Kesmeye. İyice dip dibe gideyim ki. Bir seferde çokça çıksın. Tek seferde bir sürü yuvarlağım çıksın. Size şekillendirme kısmını gösterelim.
Bakın zemini güzelce unladık ya. Asla yapışmıyor. O olmadı. Bir şey olmaz ya, ne olacak onun? Evet, şöyle. Ben şimdi Serpil'e veriyorum. Ben şekillendirmeye geçeceğim. Şu kenarları da yapalım. En uçtan şöyle bakın bitiminden ayarlarsanız. Şuradan da bir tane gelecek mi? Evet. Sonrasını Serpil yapacak. Şunları bakın çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle. Bakın. Şöyle. Şimdi sen kesmeye devam edebilirsin canım. Ha, bu tarafa mı geçeyim? Ben yumurta şu an orada. Şöyle bir kaç kat yapacağız? 5 iyidir bence. 5 kat. Hamurumuzun kalınlığına sen de bak. Şöyle yumurtayı burada yapıştırma görevi olarak kullanıyoruz. Ringinizin kenarı böyle tırtıklı olanı varsa onu kullanın. Daha da hoş. Yıldız yıldız gözüküyor. Ben sabah getirecektim, unuttum. Vardı bende. Kafa 1 milyon olunca. Vallahi neye yetişeceğimi unuttum. Şöyle. Burada onu tutturacağız. Üçüncü katımızı çıktık. Yani burada bir yapıştırıcı görevi düşünün yumurta akına. İş teknik dersinde şurada bir yapıştırma yapıyorsunuz. Ve beşinci kat. Ne güzel oldu. Şimdi burada püf noktası bu tam ortasından. İstersen iki taneyi bir araya getir. Kısa alan ve kalın. Ne dersin? Şöyle yapalım diyorsun. Ha. Bastıracak. Şurada sert bir şekilde bastıracağım. Tamam mı? Bastırdıktan sonra bunu elime alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Maşan hazır. Yavaş yavaş açacağım. Burada birazcık bu ince işçilik. Ama sunum muhteşem olacak. Şuradan da açalım Serpil'ciğim. Sana gelemiyorum, yardım edemiyorum orada. Çok narin davranmamız gerekiyor. Şeklinin de çok bozulmasını istemiyorum çünkü zaten şimdi yağ girdi mi açacak o kendini. Bakın şöyle bir görüntüsü var. Şuradan maşayı tutuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İyice kızarana, kalıp alana dek. Aha ayrıldı. Ya. Bir kere daha yapalım. Hamurumuz şişiyor. Ah çok güzel bir görüntü ama. Hemen şuradan ben bir kere daha sert çene yapayım. Şöyle. 2, 3, 4 ve 5. İstersen 4 yap. Yok 5 yaptım gene. Tamam. Alayım. Sen kürdanını şurada al. Bakın. Şunu bastırdım. Şurada hatta ben şöyle birazcık açayım. Elime aldım. Oho bir şamuru gibi oldu onlar. Evet. Şöyle. Güzelce kızarırken vallahi bunlar daha güzel oldu bak. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra ters tarafını yapacağım. Evet, bu açılmadı efendim. Şiştikçe de yıldız görüntüsünü yakalayacağız. Evet. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız? İster misin bu da hazır? Muhteşem. Şu an değil. Bunları çıkartalım. Rahat rahat pişsin. Çok güzel oldu. Çok güzel açıldı da. Hemen şunları alacağım. Tamam. Onu alayım. Ver Serpil'ciğim. Çok güzel açıldı bu. Parçalanlar da çünkü hamur çok güzel bir hamur. Bir şey hamuru gibi tatlı bir şekilde olacak. Hani 3 kattan da yapabilirsiniz yani. Şu parçalananlar 3 kattan olmuş oldu yarı yarıya. Bakın 3 burada, 2 burada. Ama şu da çok güzel oldu. Şimdi bunu da yapacağız. Yumurta akını çok sürmeyin. Yanları yapıştırmasın fazla. Yumurta akını çok sürmeyin. Şöyle bakın. Nar gibi kızartıyorum. İyice bir şey hamuru gibi düşünün. Wow. Görüntü muhteşem. Her katı şimdi ayrı ayrı ayrılacak.
Buraya bir havlu piç de koysak çok güzel olur ama. Geldim. Fazla yağını verelim oraya. Hemen geldim. Evet. Sadece birazcık işte kızarırken sabır istiyor. Şuraya alayım hatta. Bu bizim bu yanlarda. Yanmıyor. Biraz bizim. Böyle bir şey değil mi? Hı. Bir sağırlığı var. Evet. Ateşi büyük göz yaptım. Şöyle bakar mısınız ya, nasıl güzel bir şey oldu bu. Siz bunu daha böyle kızartma tencereleriniz var ya, özel kullanıyorsunuz patates yaparken falan, onun içine yağ doldurup daha rahat yapabilirsiniz. Biz birazcık dikine olsun diye bunu kullandık. Evet, mis. Şöyle koyuyorum. İlkinin günahı olmaz. Evet, ilkinin günahı olmaz ama ikincisi çok güzel oldu, bakar mısınız? Şimdi bak senin elindeki de nasıl açılacak, seyret. Nar gibi kızaracak. Hı. Ben şimdi diğerini koyuyorum yanına. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bence hiç yukarı çıkmasına izin verme şimdi onunla. Zaten çıkmadı, o gömüldü. Şuna bir tane bakabilir miyim tadına? Bak. Kahvaltı yapmadık ikimiz de. Çok güzel olmuş hamurumuz ama. Sol elle yemeyeyim, annem kızar. Nami, nasıl güzel bir hamur. Şuradan geçir de şimdi. Bunu tatlı da ye, tuzlu da ye. Anne onu itti. Körler sağırlar oldu Serpil ikimiz. Aman bakar mısınız? Ponçime bakar mısınız? Serpil gel. Sana reçelli getiriyorum. Git git bir tane ver var. Serpil gel. Başını verme. Annem baksana deniz yıldızı gibi oldu. Şu maşanı değdirmeyeyim ağzım ama. Değdirmeyeceğim aşkım. Dişinin ucuyla. Gel Serpil gel. Batan geminin malları bunlar. Bir şey söyleyebilir miyim? Hı. Hamur hemen yapmak lazım. Çok güzel. Güzel mi? Tam bir şey oldu. Halil Hoca'ya da ver. Bay. Ağzına söyledim. Yemek varken konuşma diyor Hüseyin Hocam. Ne yaparken? Yemek varken konuşmayın. Görgü kuralıymış. Biz bilmiyoruz ya Serpil. Öğretiyorlar bizi sağ olsunlar. Ne demiştik? Yapımcı da ben, yönetmen de ben. İstediğimi yapıyor. Aldım sazı elime. Ha, alkış da vay geldi. Be. Seni öyle yerim ben. Serpil, şunu da getir. Bak bu da öyle olacak. Nermin seyret. Yerim bak, ben size. Bunun üstüne pudra şekeri var ya. Of. Şuradan of, tuttur hayatım. Of. Buradan tutma şanla. Şimdi bak. Ha, her yeri açık hazır. Tut öyle bandır. Bandır bandır. Bak. Bunu bırakma yukarı gelmesin. Bak. Bak görüyor musunuz? Hazır. Bak. Nasıl bir mayalı lezzet bu? Nasıl bir mayalı lezzet bu? Mayasız. Ateşe gir, şey karbonat, kabartma tozlu. Yani gören diyecek ki kendini bu mayalı sanıyor ya. Bak görüyor musun? Hayırdır oğlum sen mayalı mısın? Maşallah. He yerim seni ben, ponçik. Tam bir ponçik oldular bunlar. Ama çok güzel olmuş hamur. Ben kahvaltı yapmamışım çok güzel. Buyurun. Hemen geldim. Bakar mısınız? Gel maşallah tut burada. Şurası. Ben yakmayayım. Bakın efendim şöyle direkt yağın içine salıyorsunuz. Hmm. Zaten o kabartma tozunun etkisiyle kabarıyor. Ve bırakıyorum. Şşt, yukarıya çıkıyor. Nar gibi. Bir son tabağı alayım Serpil. Hemen geldim. Hemen. Oo, çok güzel oldular. Dolmalık biber tatlısı gibi duruyor diyor Hüseyin Hoca. Hüseyin Hoca hayal kurmaya başladı. Hüseyin Hocam kesinlikle tatmalısın. Kesinlikle. Dur yiyemedim. Özlem gel kenara. Hüseyin Hoca şimdi yayın sonrası şey yapacak. Böyle böyle gel Özlem, nereye gidiyor? Dolma biber tatlısı isteyecek. Şimdi bunları önce buradan kameraman ekip arkadaşlarıma veriyorsun. Önce onlar benim sözümü dinliyor çünkü. Hem yapımcı ben hem yönetmen ben. İçerideki çalışanlara götürüver. Yönetmen ve yapımcı koltuğunda oturan. Ama önce Can buraya. Halil Hocam da baka kaldı, ne yapsın? Halil Hocam da detay çekiyor. Şimdi çocuklar, Halil Hoca sizi çekiyor. O şeyi istiyorum sizden. Yerken o mutluluğu istiyorum. Nermin, lütfen. Evet bak. Herkesin yüzü gülüyor. Evet. Rejiye götürmesen de olur Özlem, boş ver.
O mutluluğu görüyor musunuz? Ekran başındaki kıymetli izleyicilerim. Kim demiş? Nar gibi oldu bunlar, çok güzel. Gel annem Sevgi. Özlem gelmiyor. Özlem git reji kudurdu istiyor. Koş. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Özlem kendi yemeye başladı burada. Rejiye bir şey olmaz. Özlem ne güzel bana bakıyor. Gideyim mi diyor? Ben gitme dedim ya, ondan yazık kaldı kız. Gitme buradan. Daha yapalım mı? Yok yok. Yeter. Diğer tarife geçelim. İzleyicimize tamam. Mantığı söyledik zaten. Tamam, ben şimdi bunu bir poşete aynen alayım. Ben soruşturuyorum bu hamur var ya. Oh. Ay bunu açıp da pişi gibi mi pişirseydik acaba? Çok güzel oldu değil mi? Bak harika olmuş diyorlar. Kesin hamur. Deneyin hanımlar. Hamur, beyler, nefis, beyler nefis demeyince kızıyor beyler, bana küsüyor. Çok erkek takipçimiz de var, izleyicimiz de var Serpil. Hanımlar beyler deneyin. Vallahi bu hamurun bak reçetesine bayılacaksınız. Bak Halil Hoca çekiyor musun? Bak. Bak. Aman aman aman. Görüntünün güzelliğine bak. Artık diyor ki ye beni diyor tatlı. Çok güzel oldu. Pilav da kızarıyor. Baktım şimdi güzel oldu. Halil Hoca'ya yasak oraya gitmesi. Tamam sen şimdi bunu şimdi al. Bunu mısın? Böyle aldık hocam. Dilerseniz bunu kaymakla, dilerseniz bunu dondurmayla. Zaten assın dur. Serpil bunun kenarı yok. Kim yandı? Ah, elim burada yaktım. Maşaya. Nazara geldim görüyor musun? Düşüyordu bu, bunun şey vermişsin ya. Ödüm patladı. Zaten diyorum dört tane, bir de yere düşseydi kalmayacak. Olsun umurumuz var, hadi yapalım ne olacak? Vallahi bu çok güzel olmuş diyor Hüseyin Hoca. Çok az yaptınız, ne yapacağız diyor. Hüseyin Hoca sana yok bugün. Geldim. Hüseyin Hoca bir de şey şakamı ciddiye alırmış. Nermin kısaymış. Evet efendim. Altını kapatıyorum. Bir elek. Orada şey de var. Şeye yapıştı görüyor musun ya? Bunun üstüne efendim. Şimdi siz bunsuz yediniz. Bir de bununla yiyin. Zorun aman yarabbim. Dökün. Çıtır waffle mı desem? Meyve koyun. Üstüne vişne reçeli gezdirin. Çilek reçeli gezdirin. Şey krep hamurunu andırıyor. Kivi yaptık, kivi gezdirin. Daha ne olsun? Orası artık sizin damak zevkinizin gelişmişliğine bağlı, çoğaltın abi. Çok güzel. Sen orayı silerken ben bir fırına bakayım. Halil Hoca gelmesin ama arkamda. Ben tutarım. 12 dakikamız, iki çeşit yemek. Maşallah. Halil Hoca bakmıyorsun değil mi sen? Yo yo ben bakıyorum, benim gözüm Halil Hoca'da. Halil Hoca bakmıyor, sen git al ben buradayım. Tamam ben gidiyorum. Ben bakıyorum olmuş mu olmamış mı? Bir dakika. Serpil getir malzemeyi, koş. Serpil biz bunu... Gidiyorum, gittim. Olmuş. Birazcık daha pembeleşmeye ihtiyacı var ama. Olmuş. Yo yo olmuş. Şöyle... Reçelim de oldu. Serpil'cim püf noktası buradan alabilir miyim? Hiç dolaptan gitmek istemiyorum. Aa. Şimdi efendim bütün reçel yapılırken püf noktasını veriyorum. Görmüş olduğunuz üzere parlak, pırıl pırıl çok güzel bir reçel oldu. Bunun içerisine pişmeye yakın en son aşamada bir küp tereyağı atıyoruz. Tereyağı reçelinizin, şöyle yapayım hatta gözüksün. Tereyağı reçelimizin parlaklığını veriyor ve köpüklenmeyi önlüyor. Limonu da bozulmaması ve daha uzun süre dayanması için içerisine sıkmıştık. Çünkü zaten kivi ekşi. Ama yine de limon istiyor çünkü bozulmayı önlüyor. Limon dur onu bir süzelim, onu kenara alayım ben. Geldik efendim, salçadan bir domates çorbası yapacağız. Neden salçadan? Malum artık sezon bitiyor ve konserve hazırlamış olduğumuz domatesler bitti. Şimdi biz salçadan yapacağız. Mis gibi organik köyden gelen salçalarımızı çıkartıyoruz. 2 yemek kaşığı tereyağı, 4 yemek kaşığı arpa şehriye, 4 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı domates salçası, 1 su bardağı süt, karabiber, tuz, su ve üzeri için evde kurutmuş olduğunuz bayat ekmek, kuruton kullanabilirsiniz. Tereyağı ve sıvı benim yağ. Benim yansan da. Şuraya. Tereyağı ve sıvı yağı aldık. burada... 2 yemek kaşığı kadar un kullanacağım. Bu bana çok sahiplik. Bir ben de hissettim de. 2 yemek kaşığı. Sen daha az maşa koy. Yapıştı bak görüyor musun? Vallahi nazar ettim. Maşanın şeyine geldim. Nasıl geldim bilmiyorum. Geliyor vallahi, mutfakta hepsi oluyor. Evet. Bu arada şey de alayım Serpil.
kepçe. Sen unu kavururken. İki yemek kaşığı bana yeterli aşkım un. Evet evet daha fazla şimdi, bence. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyorum. Ve şöyle güzelce dolduruyorum. Soslarımı Serpil'den bir peçete rica edeceğim. Kenarını sileyim. Kapaklarını sıkı kapatabilmek için. Serpil bir de küçük kavanozumuz var mı? Bu büyük fazla gelecek bana. Bir bakmam lazım. Ya da şimdi normal şey ver sunumda yapayım. Güzel bir tabak ver bana. Alacağım bir kap vereyim. Aha. Oh yandım. Şimdi efendim. Şurayı güzelce siliyoruz. Eğer uzun süre şu saklayacaksanız. Aynen. Bir tanesi yeter. Hı. Şunu uzun süreli saklayacaksanız. Konserveleme şeklimiz nasıldı? Bir, iki. Ve öne doğru sıkıca itip böyle ters çeviriyorduk. Burada salçalı domates çorbamız için unumuzu biraz kavurduk. Arpa şehriyeyi hemen atalım Serpil Hanım. Arpa şehriyeli un kavurulsun. Ve sunuma şöyle alıyorum. Bakar mısınız nasıl parlak bak. Tutabilir miyim sence? Elin yanar aşkım. Şurada peçete var alsana. Şimdi oradan uzanamayacağım diye bu aradan girdim. Şöyle bakın. İyi mi görmüyorum ama. Çok güzel parıl parıl parlayan bir görseli var. Bir de biliyorsunuz durdukça sertleşecek. Şu an çok sıcak. Şu an çok sıcak. Bir saat bence sonra bu tam istediğiniz kıvama gelmiş olacak. Muz reçeli biraz yoğun oluyor. Koyu rengi oluyor. Yaptım. Kivi reçeli daha parlak oluyor. Yani muzun tadı ayrı, kivinin ayrı hocam. İkisini de yapabilirsiniz. Kivi ekşi, muz tatlı. Hı-hı. Evet. Salçayı biraz fazla kullandık. İsterseniz biber de ekleyebilirsiniz. Ama biz sadece domates salçası koyuyoruz ki. Ama burada en önemli püf noktası mutlaka salçayı iyice kavurmanız lazım ki ben yemeklerde de, çorbalarda da salça kokusunu sevmeyenlerdenim. Yok ya güzel yani, de olmuyor. Burada zaten bunu kavuracaksınız yani. Birazcık arpa şehriyeyle, unla birlikte özleştireceksiniz. Sonrasında yumuşatabilmesi için içerisine süt kullanacağız. Serpil oradan hemen sıcak suyu verecek. Ve mis gibi aldım, bir geliyorum. Lezzet. Reçelimiz hazır. Şöyle. Koy Serpil. Şöyle bakın. Ama 10 dakikamız kaldı diyorsun. İzleyicime püf noktasını verdim. Siz içersiniz. Size bir şey olmaz. Olmaz size bir şey. Sütümüzü ekledik. Sen bir karıştır gerekirse ekleriz. Canım. Bir çırpıcım vardı ya benim. Onunla birazcık açmak istedim şu an. Senin çırpıcın muhtemelen şey. Şundan yapsana daha rahat olacak. Şimdi kıymetli izleyicilerim salçalı bir domates çorbası hazırladık. Dilerseniz içerisine kaşar peyniri, dilerseniz kuru ton koyabilirsiniz. Biz bugün kuru tonla hazırlayacağız. İlk etapta tereyağı ve sıvı yağını aldık. İçerisine unumuzu ekledik. Unun bir miktar kokusu çıktıktan sonra akabinde arpa şehriyesini koyduk. Arpa şehriyeyle de önden bir tık kavurduk. Arpa şehriyeler kavurduktan sonra salçamızı ekledik. Domates salçasını biraz fazla koyduk ki o domatesin yoğun eşsiz lezzetini alabilelim. Biraz daha kırmızı olsun istiyorsanız efendim biber salçası bir yemek kaşığı. Yani nacizane burada püf noktası olarak söylüyorum ekleyebilirsiniz. Onun üzerine kaynar su koyduk. Kaynar suyu koyarken de bir su bardağı kenarda sütümüz vardı. Onu ekledik. Bakın şu an çok güzel bir yoğunluk ve domates kokusu geliyor bana. Arpa şehriyede olduğu için çorbam çok artımlı olacak. Unun hepsini koymadığımız halde bakın ne kadar çok çıktı. Çünkü hepsi yoğunluk evet, sağlıyor. Ben, o benim hatam oldu biliyor musun? Yok karabiber ve tuz hata demeyelim. Kazanla pişirecekmişim gibi. Şöyle güzelce karabiber ve tuzunu da yediriyoruz. Çünkü domates çorbası karabiberi kaldırıyor. Seviyorum. Gerçekten çok güzel de oluyor. Evet şu an güzel bir kıvama geldi. Bir yandan da bakıyoruz o pilav nasıl bir pilav oldu izleyicim ayrılmayın ekrandan birazdan masada efendim masada dünkü kekleri nasıl gösterdim pilavı da orada göstereceğim üstüne örtü öteceğim görmeyeceksiniz kızardı mı kızarmadı mı Serpil ayrılma oradan Halil Hoca püf noktası veriyor
Serpil fırını kapatıyorsun. Spoiler yok Halil Hoca. Çok bak, güzel. Bak Nermin'e bak. Çorba bütün fırını kapatıyorsun Serpil. Harikasın. Tam 4 dakikamız kaldı. Tamam. Salata için ideal. Bütün fırını kapatıyorsun yani sen çok geniş bir... Yok güzel yani gözükmüyor anlamında söyledim. Hiç kötü niyet düşünmedim. Düşün yani yüksel bile takılmadı yani. Kötü niyetle söylemediğim için. Ben şu an efendim. Ne dersin? Kinoa salatamız. Evet evet hepsini hemen doğrayalım. Ben de burada harmanlayacağım. Çok besleyici. Antioksidan aslında nar tanesi içindeki bu... Kranberi. Kranberi renklen. Zaten bakın antioksidan bu renklerde çok pancarda. Yani bu renkleri mutlaka fazlaca tüketin. Kadınların en kırmızı. Çok ihtiyacı olan özellikle 35 yaştan sonra kemik erimesi başladığında bunları bolca tüketmemiz gerekiyor. Yani başlamadan siz tüketmeye başlayın daha iyi olur. Ön hazırlık. Bir su bardağı haşlanmış kinoa, 50 gram sarı kayısı, bir çay bardağı kırmızı kuru meyveler, yarım çay bardağı nar tanesi, bir tutam taze nane, bir tutam maydanoz, 3-4 dal taze soğan, 3-4 yemek kaşığı fındık, 2 yemek kaşığı yağlı tohum, tuz, 1 adet limon suyu, zeytinyağından oluşan ana malzemelerimiz mevcut. Serpil nanelerimi, soğanlarımı doğradı. İnce ince minik minik kıyıyoruz efendim. O fazla istersen hepsini koyun. Aynen bu bana çok geldi. Şöyle... Yarısını ekledim ben. Bir yerde de burada hepsinin içinde de yapabilirim gerçi. Daha tabak kirletmeyeyim. Çorban fokur fokur kaynıyor. Mutfakta lezzet kokuları yükseliyor. Bakın içerisinde arpa şehriyem olduğu için bir tık daha kaynatacağım. Arpa şehriyelerim iyice piştiğinden emin olduktan sonra altını kapatacağım. Üzerine kuru tonla servis yapacağım. Evet şimdi naneyi koyduk. Of. Maydanoz ekleyeceğiz. Bir çatal alabilir miyim? Şu limonu sıkayım. Böyle sıkamam. Limon suyu, nar ekşisi, zeytinyağı burada kullanabilirsiniz. Çünkü kinoa kuru olduğu için birazcık şeyi seviyor açıkçası yağ. Onu ekledik. Neydi? Limon. Şu yok şu. Kranberi. Kranberimizi koyuyoruz. Unutuyorum. Nar tanesini ekliyoruz. Bütün güzellikler şu an gerçekten iç içe. En çok sevdiğim kabak çekirdeği. Biz cranberry diyoruz efendim. Biz ona yaban mersini diyoruz dedi. Yaban mersini bu değil. Bu bir yaban, şey yemişi. Yok yaban mersini biraz daha farklı ama hocam. Tam olarak bu tarz değil. Yaban mersini daha sarımsı. Kim söylüyor? Oluyor Hüseyin hocam. Herkes yemek oldu bizim yemekçi. O zaten ondan ben yönetmen yapımcı oldum. Onlar yemekçi oldu. Ha, değiştiniz yani. Evet değiştik. Tuzumuzu ekliyoruz. Zeytinyağı istiyorum ama. Normal sıvı yağ değil. Şuradan zeytinyağı alıyorum. Birazcık dolapta bekletirseniz bu salatayı. Soğuk soğuk. Tadından yenmez. Bakın ya birazcık fazla kullandım. Çünkü dediğim gibi kinoa burada çok ciddi anlamda yağ sever. İçindeki güzel yeşillikler. Bakın ne koyuyorum. Ay çekirdeği. Ayıklanmış çekirdek, Serpil bunları hepsini sabah oturdu ayıkladı Allah razı olsun. Nasıl? Teker teker ayıkladı özlemle. Kız nasıl ayıkladın bunları? İşte ayıklıyorum Nermin. Dişleriyle. Tıp 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 tıp. Evet kabak çekirdeğini ekledik. Şöyle bir harmanladık. Nasıl proteinli, nasıl antioksidanlı. Bakın efendim Peygamber Efendimizin mutlaka tükettiği ve her derde deva dediği çörek otu. Susam. Çok nefis diyet salata oldu Nermin. Valla çok diyet olmadı da. Oldu. Yo. Neden? Söyle. Evet. Yemedi Serpil hiçbir şey. Ben de kahvaltı da yapmadım. Sen boş ver onları aşkım. Sen benim ucundan yedi acık. Şimdi fındığımızı da içerisine atıyoruz. Biraz daha tuz koyayım. Tuzsuz olmaz. Ay çok... Dur. Serpil sen fındığı koy. Ben Halil hocam gel. Ama beni geçemezsin. Şurada duracağım. Efendim acaba... sizce kızardı mı? Hepsi ve daha fazlası çok kısa bir aradan sonra masada. Halil hocam gelme. Masada. Evet efendim. Sarı bezlimin altında neler var acaba? Nasıl bir şey var? Mikrofonu mu toparlayayım hocam? Boş ver hocam. Pilav olduysa sıkıntı yok. Mikrofon kaysın. Aman yarabbim. Neyse şimdi açacağım onu.
Domates çorbamız hazır efendim. Bakar mısınız? Kıvamın güzelliğine bakar mısınız? Domates soslarınız bittiyse salçadan yumuşacık içimli bir çorba geliyor. Bakın efendim. Şöyle birkaç tane de üstüne kruton koyabilirsiniz. Ama bunu tabii minik kaselerde servis esnasında. Bakayım. Ah dilim yandı. Çok güzel olmuş. Salataya bakalım. Nane aroması efsane. Onu tatmıştık. Efendim. Efendim. Geliyor. Geliyor. Allah'ım. Doğurma kabımızın içinde yaptık. Açayım mı? Açtım efendim. Yani efendim, yani perde pilavı gibi bir pilav oldu valla. Bakın, şimdi gelin. Keselim. Sese bak. Konuşmuyorum. Of. Perde pilavında da en çok sevdiğim yufkasıydı. Bakar mısınız? Bakar mısınız efendim? Adımız Idır. Elimizden gelen budur efendim. Azerbaycan'a kucak dolusu sevgi ve saygılarımı gönderiyorum efendim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beyaz TV sayfasında yorumları gördüm. Azerbaycanlı kardeşlerim çok beğenmiş. Allah razı olsun. Böyle bir sizi analım istedik bugün. Sizin bu güzel eşsiz pilavınızı elimizden geldiğince Beyaz TV ekranlarında Nermin Nefes Mutfağı'nda sizlerle paylaştık ve tatlı. Bakar mısınız? Allah'ım. Kahvaltı da yapmamıştım. İyiyim bari. Ne yapalım? Serpil'in dediği gibi. Yemekte huzur var. Çok güzel olmuş efendim. Kesinlikle deniyorsunuz. Bugünkü tarifler benim izleyicime tam hitap ediyor. Efendim evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur. Soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En kötü gününüz bugünkü kadar bolluk, bereket ve güzelliklerle geçsin. Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında mutfağımızda sizleri bekliyor olacağız. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.